piyasalar böyle iki haftadır bir az karışmış durumda. Hemen ayılar ortaya çıktılar ve ezberci analistler Amerika borsalarının büyük çöküşe geçtiğini söylüyorlar. Oysa hiç öyle bir durum yok. Amerikan borsaları aslında yükselmeye devam ediyor. Sadece siz nereye baktığınızı tam olarak bilmiyorsunuz ve bence boğa süper güçleniyor. Bu çerçevede bugün Amerikan borsalarında gerçekten ne olup ne bittiğine bakacağız. Bugün gelecek çok önemli bir karar var. FED kararı. FED kararıyla ilgili beklentilerimi size anlatmaya çalışacağım. Ve en sonunda da Nvidia'da neler oluyor? Nvidia öldü mü? Hocam Nvidia demiştim bakın çöküyor. Ben Nvidia'yı 70 dolardan alacağım, 60 dolardan alacağım diyen arkadaşlara da biraz anlatacaklarım olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne çöküyor ona bir bakalım. S&P 500'den bahsediliyor. S&P 500 Amerika'daki en kaliteli 500 şirketin içinde olduğu endeks. Burada zirveden %4.93'lük gerileme var. Yılbaşından beri baktığımızda ise endeksin 4700'den 5672'ye kadar yükselip sonra 5392'ye düştüğünü görüyoruz. Yani muazzam bir rally ve bir geri çekilme. Nasdaq'a baktığımızda daha sert bir çekime var. Nasdaq 100 bu. Yani en büyük 100 teknoloji şirketi. Bunun içerisinde tabii Nvidia'lar, Apple'lar, Amazon'lar hepsi var. Yılbaşından beri yine muazzam bir yükseliş. 16.500'lerden 20.681'e kadar gitti. Oradan %9.15'lik bir geri çekiliş yaptı. Buna beraber tabi özellikle Nasdaq'ın içerisindeki büyük hisseler ki bunlar aynı zamanda S&P 500'ün de büyük ağırlığını oluşturuyorlar. Geriye doğru bir miktar çekildiler. En tipik örneği burada Nvidia en son detaylı üzerine konuşacağız. Ama Google'u, Amazon'u, Apple'u hepsi biraz geriye doğru çekildi. İşte bu. Buradan yola çıkarak bizim ezberciler diyorlar ki Amerika'da çöküş başladı. Oysa aslında biraz yanlış yere bakıyor olabilirler. Dediğim gibi biraz bakış açınızı değiştirirseniz işler tamamen farklı hale geliyor. Mesela bu S&P 500 Equal Weight ETF yani S&P 500 içinde bulunan şirketlerin eşit ağırlıklı ETF'i. S&P 500 endeksine klasik bakışta şirketler piyasa değerlerine göre ağırlıklı olarak endekse katılıyorlar. Burada ise eşit ağırlık. Yani Nvidia ile çok daha küçük bir S&P 500 şirketinin burada ağırlığı aynı. Böyle baktığımızda neredeyiz sizce? All time high. Tüm zamanların en yüksek sirvesi sayısı şu küçük mumu mu saymazsak ve düzenli olarak arasında da geri çekimler yapsak da yukarı doğru gidiyoruz. S&P 500'ün tamamına baktığımızda 500 hisseyi işin içine koyduğumuzda eşit ağırlıklandırdığımızda aslında borsa yukarı doğru gidiyor. Ve burada beni şaşırtan şey de şu. Ezberciler en çok neyi eleştiriyordu? Birkaç hisseyle yükseliyor Amerikan borsası. Gerisi gelmiyor diyordu. İşte şimdi tam tersi bir yolculuğa girildi. Burada görüyorsunuz bütün hisseler yükselişe eşlik ediyor. Ama şimdi ayı pazarının geldiğine bize ikna etmeye çalışıyorlar. Vanguard Değer ETF'i. Burada büyüme şirketleri yok. Burada değer şirketleri var. Daha geleneksel endüstriyel şirketler örneğin bankalar vesaire. Burada da all time high, tüm zamanların en yüksek seviyesine gelmiş durumdayız. Burada bir mum var onu bir kenara bırakacak olursak en yüksek seviyedeyiz. Bütün değer hisseleri yukarı doğru yükseliyor. Bunun altında şimdi bazı endekslere bakacağız. Bizim YouTube katıl ve haddini aç Kulübü üyeleri çok iyi biliyorlar bunların ne olduğunu. Çünkü hangilerinin yükseleceğini onlara net olarak şu videoda anlatmıştım. O video sadece üyelere özel ama bugün size de açıyorum çünkü zaten biz kazanacağımızı kazandık. Dow Jones Industrial. Amerika'daki en büyük 30 endüstriyel şirketin içinde olduğu endeks. All time high'a çok yakın. Bakın burada bir zirve yaptı, bir geri çekildi ama tekrar yukarı doğru geliyor. Şu dip noktasından Mayıs 2024'ten şu ana kadar %7.21 yükselmiş. Neredeymiş bu Amerikan borsanın toplam çöküşü? Bu da küçük hisse senetleri. Russell çok anlatmaya çalıştım sizlere. Küçük hisse senetleri yürüyecek dedim şu canlı yayınımda eğer izlemediyseniz mutlaka dönün geri izleyin onu. Net olarak anlattım büyük hisselerden geri çekilme, küçük hisselerden ise yükseliş bekliyorum diye. Russell ne yapmış? Mayıs'tan bu yanaki yükseliş %16.23. All time haya tekrar geliyor. Burada bir zirve yaptı. Biraz konsolide oldu. Tekrar oraya doğru yaklaşıyor. Alt sektörlere bakalım. Finansal sektör. Finansal sektörlere baktığımızda Haziran 2024'ten bu yana yükseliş %8.28. Amerika'nın bankaları hakkında diyorlar ya batacaklar ölecekler diye. Finansal sektörün buna bakar mısınız? Yukarı doğru gidiyor. Ben finansal sektörün yukarı gittiği bir borsanın ayıya gittiğine inananlara satacak köprüm olduğu esprisini hatırlatmak istiyorum. Bu da endüstriyeller yani sanayi firmaları. Yine o da all time high'a çok çok yakın. Buradaki bir zirve var ona doğru tekrar tırmanıyoruz bir konsolidasyonu tamamladık ve baktığımızda temmuzun başından beri yükseliş %5.23. Healthcare sağlık sektörü all time high'a doğru tekrar gidiyor. Burada bir zirve yaptı, sonra bir konsolidasyon, düzeltti, geriye doğru geliyor. Daha yüksek tepeler, daha yüksek dipler. Gayet net bir şekilde sağlık sektörü de yukarıya doğru gidiyor. Gayrimenkul bir ülkede gayrimenkul canlıysa o ülkenin ekonomisi genelde canlıdır. Türkiye'den de biliyoruz bu kadar gayrimenkul yavaşladı. Bütün ekonomi yavaşladı. All time high. Dün, dünü tüm zamanların en yüksek zirvesine kapattı. Bakın burada günlük grafikteyiz. Gayrimenkul yükselmeye devam ediyor. Sağlık yükselmeye devam ediyor. Eşit ağırlıklı yükselmeye devam ediyor. Endüstriyel yükselmeye devam ediyor. Bankalar yükselmeye devam ediyor. Ama Amerikan piyasaları ayıda. Öyle mi? Amerikan piyasaları boğada. Sadece boğanın yönü değişti. Rotasyon dediğimiz şeyi yaşıyoruz ve büyük teknoloji firmalarından onlar çünkü yılın başından beri yüklerini alarak geliyor. Hatta beni iyi takip edenler Ekim 2022'den beri onlardan para kazanıyor. İnanılmaz zirveler yaptılar. Şimdi vatandaş onlardan kar alıp aşağı doğru kaydırıyor. Fakat o rotasyon hareketi de, de işin sonuna geldiğimizi şimdi dengelenmiş bir şekilde yukarı doğru hep beraber gideceğimizi düşünüyorum. Bunun temel tetikleyicisi de bugünkü FED toplantısı olacak. Şimdi FED toplantısı öncesi dünkü düşüş niye yaşandı bir ona bakmak lazım. Dünkü düşüşe neden olan temel mesele bir haber akışı. Jolts yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açık pozisyon sayısı beklenenin üstüne geldi. Beklenti 8.20 milyondu. Gelen 8.184. Bir önceki ay sayı 8.230'du. Süper korktu bundan piyasalar veyahut da öyle gösterdiler sizleri korkutmak için ve bu insanlarla ezberciler vesaire işbirliği yapıp hepinizi ürküttüler. Oysa gerçekte olan bitenler biraz farklı. Bu konuda dün Nick Timeraus hemen bir tweet attı. Nick Timeraus kim? Wall Street Journal'ın gazetecisi ama temelde aslında Fed'in piyasalara mesaj verme adamı. Ve dedi ki evet yani Jolt biraz kuvvetli gibi gözüküyor ama aslında öyle değil iş gücü pazarındaki gevşemenin devam ettiğini görüyoruz ve bazı enteresan sayılar sundu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni açılan iş sayılarında son 3 ayın ortalama hareketlerine baktığımızda müthiş bir geriye doğru çekiliş olduğunu ortaya koydu. Sonra dedi ki açık pozisyonların işsiz sayısına oranı da COVID öncesi döneme gelmiş durumda. Bakın burada COVID öncesi vaziyeti görüyoruz. Aşağı yukarı bir iş arayan insan için 1.20 pozisyon var açıkta aynı seviyeye geldik dedi. Ve hem yeni açılan işler hem yeni istihdamlar azalıyor. Düşüşler de sertleşmiş durumda. Buralarda yine Covid öncesi döneme doğru geliyoruz dedi. İşten çıkartma pek yok dedi. Piyasayı ayakta tutan konu o dedi. Şimdi ne demek istiyor Timereos bize? Timereos diyor ki korkmayın. FED aslında iş gücü pazarının dengelenmekte olduğunu görüyor. FED büyük bir işsizlik yaratmak kesinlikle istemiyor. Unutmayın iki tane misyonları var. Sizi dengelemeye çalışıyorlar ve enflasyonu dengelemeye çalışıyorlar. Nick Timmeros bize diyor ki FED istediği dengeye ulaşmış durumda. Covid öncesine yani bu yoğun para basımı öncesi bölgeye geri gelmiş durumdayız. Buradan daha sert bir şey FED zaten beklemiyor. Piyasaları öldürmeyecektir demek istiyor bize Timmeros. O yüzden oldukça olumlu bir mesaj veriyor. Elbette yarın Powell'ın ne söyleyeceğine emin olmak çok zor. Ama piyasanın beklentisi yarın bir faiz indirimi değil. Eylül ayında faiz indiriminin olacağına dair bir mesaj. Bu mesajı da öyle bağıra bağıra söylemeyecekler. Muhtemelen bugün FED komitesi tarafından yayınlanacak raporun içerisinde birkaç cümle değişecek ve burada biraz ince İngilizce bilmek gerekecek. Ben bugün akşam YouTube katıl ve Hattin Ağaç üyeleriyle canlı olarak bu açıklamaları değerlendireceğim. Mesela bir önceki raporda diyordu ki komite olarak biz enflasyonun hedefimiz olan %2'ye doğru indiği konusunda daha büyük delile ihtiyaç duyuyoruz, daha büyük güvene ihtiyaç duyuyoruz. Greater confidence. Mesela belki greater confidence kelimesi gidecek, onun yerine biraz daha hafif bir kelime gelecek. Mesela diyecekler ki more confident. Biraz daha güvene ihtiyacımız var. Bu tip cümleleri okuyacağız bugün ve piyasada bunları okuyacak. Algoritmalar bunu hemen okuyacaklar ve piyasayı yukarı veya aşağı doğru yönlendirecekler. Ama tabii asıl mesele yine Powell'ın konuşmasında ortaya çıkacak. Powell'ın sorulara verdiği cevaplarda ortaya çıkacak. Ama ben açıkçası istihdam piyasasında da artık dengelere oturduğumuzun ortaya çıktığı, bunu Fed'in sözcüsü söylüyor, ben söylemiyorum. Ve bir yandan da ekonomilike yavaşlamanın da hızla devam ettiği, bununla ilgili çok veri akışı var. Dün mesela tarihinde ilk kez McDonald's, yıldan yıla satış düşüşü yaşadığını açıkladı. McDonald's'ta satış düşmesi varsa bunun bütün piyasayı nasıl etkilediğini eminim yorumlayabilirsiniz. Böyle bir durumda Fed'in yarın bu tip bir mesaj vereceğini pavunda yarın yumuşak konuşacağını düşünüyorum. Elbette yanılabilirim. Fed daha evvel beni yanıltmadı mı dersem. Hayır yanılttı yalan olur öyle bir şey söyleyemem. Ama sanki artık iyice köşeye sıkıştılar. Bundan dolayı ben yarın FED açıklamayla beraber borsanın tekrar yukarı yöndeki hareketini yayarak devam edeceğini düşünüyorum. Evet Nasdaq'ta ve S&P 500'de yükseliş çok kuvvetli olmayacaktır. Bence o all time high'lara uzun süre geri dönemeyebiliriz. Çünkü çok hızlı gitmiştik. Ama piyasa genel olarak yükselirken S&P 500 ve Nasdaq'a da yükselecek diye düşünüyorum. Hangi hisse senetleri daha fazla şansa sahip hangi ETF'ler bu sunum içinde bile bunu ipuçlarını zaten verdim. Hangi alanların daha fazla gideceğini. Ama şimdi gelin biraz da Nvidia'dan bahsedelim. Nvidia ile ilgili dün çokça tweet atıldı bana. Eleştirenler, dalga geçenler, Nvidia'yı 70 dolardan alacağım, 60 dolardan alacağım diyenler. Niye? Çünkü Nvidia zirvesinden %24.62 geri çekilmiş durumda. Şuradan yapmadım bu analizi çünkü bu o tek günlük hatta bir saatlik bir 140 dolara şöyle bir gidip gelmiştik. Şurası biraz daha gerçekçi bir nokta. Oradan %24.62 geri çekildi. Şimdi birincisi Nvidia bunu ilk defa yapmıyor. Mesela Nisan'da da %21.18 geriye çekilmişti. Şuralarda ben yoğun Nvidia alıyordum. YouTube katıl ve Hattin Aşkur üyeleri bunu gayet iyi biliyorlar. Özellikle üyeler daha iyi biliyor çünkü Discord üzerine bunları sürekli paylaştım. Ve şu rally'nin tamamını yakaladım. Rally'nin bu zirvesinde sattım diyemeyeceğim. Şurada değil ama şuralarda bir miktar kar almış durumdayım. Bu düşüşü ben 110 dolarlara kadar bekliyordum. Beklerimin biraz üstünde bir düşüş olduğunu kabul edeyim. Ama bu geri çekilme Nvidia'nın ilk defa yaptığı bir şey değil. Hatta grafiği biraz daha gerilere doğru götürürsek mesela burada %18.15'lik bir geri çekiliş var. 2023'ün Ekim'de yaşandı bu. Şurada 2022'de ise hisse %67.97 geri çekilmiş. Yani Nvidia biraz oynak bir hisse. Çünkü hep ne diyoruz Nvidia ile ilgili? Kendi içerisinde baktığımızda, kendi tarihi göstergelerine baktığımızda pahalı bir hisse değil büyüme performansına baktığımızda pahalı bir hisse değil ama mutlak değerleme olarak baktığımızda ucuz bir hisse değil. Bunu defalarca anlattım. Bu nedenle bu tip böyle ani parabolik hareketler ve geri çekilmeler olabiliyor. Peki büyük resimde ne oluyor? Büyük resme baktığımızda yılbaşından beri Nvidia bu son geri çekilişlere rağmen %119 artmış durumda. Bütün bu rally'yi kaçırıp şu zirveden olan geriye çekilişi sadece değerlendirip ki eminim buralarda short değildi insanlar. Yolda bir yerde katıldılar. Eminim bu yukarı doğru gidişte zaten biliyoruz bazı arkadaşlar put opsiyonlar aldılar hep ve muazzam zarar ettiler ama şu geri çekilişte sevindiler. aylarına bazen sevinmesi gerekiyor. Ama yılbaşından beri yükseliş %119. Benim Nvidia ile ilgili ilk konuşmaya başladığım günden beri Ekim 2022 videoları orada duruyor izleyebilirsiniz. Yükseliş %824. Nvidia'nın son 5 yıllık yükselişte %2574 bu son geri çekilmeye rağmen. Neden bunu söylüyorum? İyi teknoloji firmaları büyümeye devam ediyorlar. Bu geri çekilmeler genellikle bu şirketlerde alım fırsatı anlamına geliyor. Ben 110 doların iyi bir alım fırsatı seviyesi olduğunu düşünüyordum. 120-110 arasının biraz daha geriye doğru saktı. Ama sanki orada da yolun sonuna geldik diye düşünüyorum. Neden? Dün gece olanlar enteresandı çünkü. Dün gece kapanıştan sonra AMD'nin bilançosu geldi. AMD kim? AMD'nin, Nvidia'nın rakibi. Çok daha küçük bir oyuncu, çok daha zayıf bir oyuncu ama bir rakibi. Ve dedi ki yapay zekaya biz yetişemiyoruz dedi. Ve hisse %10.32 kapanış sonrasında yükseldi bilançonun gelmesiyle beraber. Nvidia da gün boyunca düşmüştü. O düşünün neredeyse tamamını telafi etti. %5.92 şu anda yükseliş gösteriyor. Tabi borsada açılacak. Gerçekte ne olduğunu göreceğiz. Ama... Buradaki kafa karışıklığı şuydu. Microsoft ve Google'dan gelen veriler bu şirketlerin yapay zekadan pek para kazanamadığını söyledi bize. Oysa ben hep neyi iddia ediyordum? Para kazanmıyor olsa da yatırıma ne yap edecekler. Zaten kendileri de söylediler. Bu taraftaki yatırıma daha etmek zorundayız dediler. Bu nedenle Nvidia ile AMD'yi ilgilendiren bir sorun yoktu. Zaten TSMC'nin bilançosu da harika gelmişti ki her ikisinde çiplerini üreten firmadır. Yani mikroçip pazarında çip üreticilerine bir sorun yok. Bunların çiplerini sattığı firmaların yapay zekadan para kazanması meselesi biraz uzuyor. Onun dışında ciddi bir sorun görmüyoruz. Peki Nvidia bugün pahalı mı ucuz mu? Yine göreceli bakmak lazım meseleye. Nvidia 35 fiyat kazanca sahip. Nvidia forward fiyat kazanç 60.59. Bunları ucuz diyemeyiz ama Nvidia zaten hep böyle bir ise bakacak olursak şu anda mesela 2020'nin Epe altına inmiş durumdayız. Şu mavi çizgi geleceğe yönelik fiyat kazanç oranı. Yeşil tarafta da yine genel ortalamanın epey altında. Nvidia buradan aşağı gidebilir mi? Tabii her şey olabilir. Piyasanın ne yapacağını bilmek zor. Ama Nvidia pahalı balon mu? Değil. Nvidia arada böyle tuhaf zirveler yapabiliyor. Burada fiyat kazanç oranı birkaç gün acayip yukarı doğru gitti. Onu düzelttik geri geldik. Ben bundan dolayı yatırım tavsiyesi değil ama dün çok şiddetli Nvidia alımları yaptım. Dün Nvidia, Tesla ve TNA'de küçük hisse senetlerinin ETF'inde yoğun alımcıydım. Onun dışında neleri aldığımı zaten bu slaytların gerisinden anlamış olabilirsiniz. Durum böyle. Fed'in bugün ne söyleyeceğini kesin olarak bilmek mümkün değil. Tahminlerimi sunuyorum orada. Ama borsa hala boğada onun verilerini sunuyorum. Siz istediğiniz analizi dinleyebilir. Onlara göre yorumlarınızı, tahminlerinizi, yatırımınızı yapabilirsiniz. Benim gördüğüm Amerika'da güçlü bir rotasyon geçiren çok güçlü boğa pazarı var. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.